الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Üçüncü sayfada, birinci ciltte baş tarafta yer alan mektubu şeriften başlayalım. El mektubu rabi'u vel aşrun, 24. mektubu şerif. Kime yazılmıştır? Ursile ila Muhammed Kılıç Han. Muhammed Kılıç Han'a yazılıp gönderilmiştir. Fî beyâni, şunun beyanındadır ki, şunu açıklar ki, enne sofiyye, sofi, tasavvuf ehli kişi, kâinun, bâinun. Kâin olucu demek, bâin olmayıcı demek, uzak olucu. Kâin bir şey olucu, bâin bir şeyden uzak olucu. Demek ki sofi, kain ve bain olacak. Bu ne demektir? Onu açıklayacak. Ben bir kısaca söyleyeyim. Yani sofi, tasavvuf ehli, ki öyle kabul buyuruluruz inşallah. Efendim, hem halk ile beraber olacak, ki zaten başka nasıl, nerede yaşayacağız ki? İnsanlar içerisinde olacağız ama insanlar gibi olmayacağız. Kimseye benzemeyeceğiz. Kime benzeyeceğiz? Bizi yetiştirenlere, büyüklerimize. Yani ona benzeyelim, ona uyalım. Onun gözüne girelim, onu küstürmeyelim dedik mi olmaz. Sofi, tasavvuf ehli, biz de inşallah sofi sayılırız. Kain ve bain, yani varlığıyla insanlar içerisinde olacak ama anlayışıyla ve yaşayışıyla hiç insanlara benzemeyecek, bambaşka olacak. Risale-i Kutsiye'nin çocuklar birinci beytinde, baş tarafında ve birinci beytinde ne buyuruyor Büyük Şeyh Efendi? Garibiz, kimsemiz yoktur diyelim. Garip demek, yani kimsesiz demek. Garibiz, sonra onu açıklıyor. Kimsemiz yoktur diyelim. Gerçekten kimsemiz yok değil, çok çevremiz var. Ama biz kendimizi kimsesiz bileceğiz. Nasıl? Bunun izahı beni aşar. Ama benim söyleyeceğim acizane, işte böyle dağ başında tek başına yaşamak değil, belki toplumda yaşayacağız ama kimseye benzemeyeceğiz. Dikkat çekmeyelim diyorlar. Tamam, kendimizi böyle ortaya atmak, öne sürmek, bu hiç doğru bir şey değiliz. Ancak yani dikkat çekmeyelim derken, topluma uyalım derseniz, o zaman çocuklar, peygamberler hep böyle görüldükleri zaman alay edilmişlerdir. Mesela bir ayetinde buyuruyor Cenab-ı Hak, Estağfirullah, ve izâ râke allezîne keferû اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوَا. Habibim, kafirler seni gördükleri zaman, yani görür görmez ve ne zaman görseler, hiç başka bir şey yapmazlar,
hemen seni alaya alırlar, alay konusu edinirler. Halbuki hepimizin alaya alınacak yönümüz var, yanımız var, değil mi? Resulullah Efendimiz'in var mı çocuklar? Hiç gülünecek, alay edilecek, böyle hafife alınacak bir tarafı var mı Efendimiz'in? Var mı? Peki nesini alay ediyorlar? Bak bizim şimdi böyle mesela ben sevgili üstadımın müsamahasıyla söyleyeyim. Yani şimdi baksa hoca diyorlar bize, kılık kıyafetim bunu gösteriyor. Almışım elime, size söylemiyorum, üzerime konuşuyorum. Almışım elime telefonu, toplum içinde, telefon elde, el kulakta böyle gidiyorum. Bak bu mesela aslında yapmamamız gereken bir şeydir. Başkalarına uyar, bize uymaz. Uymaz. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا ayeti kelimesinin gereği olarak yani Rahman'ın kulu Rahmani bir şekilde yürüyecek. Yürüyüşü Rahmani olacak. O sekinetle yürür. Kafasını gözünü ayağının üstüne eğer efendime söyleyeyim o şekilde yürür. Şimdi Efendimizin böyle hemen görülür görülmez gülünmesi, alaya alınması acaba neden? Yani insanla oturursunuz, konuşursunuz, yer içersiniz de bazı yanlışlarına vakıf olursunuz, onu ayıplarsınız. Bu normal de görür görmez hemen alay edilmesi Resulullah Efendimizle. Bunlar onun nesiyle alay ediyorlar çocuklar? Diniyle. Başka bir şey yok. Efendimizin kişiliğinde, şahsiyetinde, ahlakında 40'ına kadar hiçbir şey yoktu. 40'ından sonra ilaveten kemalat sahibi oldu. Peygamber nübüvvetle şerefyab oldu, değil mi? Peygamber olana kadar üstün ahlaka sahibiydi. Peygamber olunca ilaveten ona nübüvvet kemalatı gelmiş oldu. Risalet kemalatı gelmiş oldu ki en mükemmel insan oldu. Ama hep alay edildi. Nesi alay edildi? Bakın şu ayeti unutmayın. Estağfirullah. قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Burayı geçeyim. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ Habibim, onlar seni yalanlamıyorlar. Onlar seni gülmüyorlar. وَلَكِنَّ الظَّالِم۪ينَ O zalimler بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Allah'ın ayetlerini inkar edip benim dinimi gülüyorlar. Senin gülünecek tarafın yok ki. Senin neyini gülüyorlar? Dinini. Dininden dolayı seni gülüyorlar. Nitekim İsra suresinde ne buyuruluyor? Estağfirullah ve in kadu leyeftinunke anillezî evhayna ileyke litefteli aleyna gayre oraya geçiyorum. وَاِذَلْ لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا Yani muhtasar bir mana vereyim. Habibim onlara zerre kadar meyletsen, onların beklentilerine cevap versen seni dost ederler. Düşmanlıklar biter. O halde demek senin şahsına düşman değiller, senin dinine düşmanlar bunlar. Demek ki kişi toplum içerisinde yani vücuduyla olacak ama kafa yapısı ve gövde yani davranış, bakışı, yürüyüşü, eğer yemek yiyorsa yemek yiyişi falan öyle bambaşka olacak ki. Kain toplumla beraber, bain toplumdan uzak. Toplum içinde ama toplumdan uzak. Sofinin çok önemli bir yönüdür bu. Bu böyle anlatılacak ve enne taallukal kalbi bir ikinci husus da şu bu mektupta anlatılacak. Kalbin taalluku la yekunu bi ektera min vahidin birden daha fazla, birden fazla nedir? Bir buçuk veya iki. Kalbin alaka duyması ancak bir şey olur. İki şey olmaz. Kalbin öyle bir yapısı var ki onun için çocuklar, bakın Kur'an-ı Kerim'de bu manadaki ayetlere baktığınız zaman
Allah-u Teala diyor ki, mesela minkum men yuridu dünya ve minkum men yuridu l-âhira. Sizden dünyayı murad eden vardır. Sizden ahireti murad eden var. Başka nokta, başka yok. Ama şöyle yok mu? Nasıl? Hem dünyayı murad ediyor ama ahireti murad ediyor. Mümkün değil ki. Bir insan dünyayı irade etti mi, onun ahireti murad etmesi mümkün değil, imkansızdır. Ahireti murad ettiği zaman dünyayı murad etmesi imkansızdır. İşte onun için kimi insanlar, Allah-u Teala'nın kızdığı insanlar ne yapıyor? Rabbena atina fi dünya hasene, atina fi dünya ve ma lehu fil ahire min halak. Kimisi, ya Rab bize efendim dünyada ver diyor, ahiretten nasip yok. Kimisi, efendim dünyada bize haseneyi ver, ahirette bize haseneyi ver diyor. Onun nasibi var buyuruyor Allah-u Teala. Ben esas şu ayeti söyleyeyim. Yani men kâne yurîdul âcilete accelnâ lehu ayet-i kerimesi, uzatmayalım. Orada buyuruyor ki, kim dünyayı murad ederse ona veririz. Kim ahireti murad ederse ahiretten veririz. Başka? Bir üçüncü şık daha yok mu? Ney? Hem dünyayı hem ahireti, ikisini götürüyor adam. Böyle bir şey yok. Kalp bir şeye taalluk eder, ikinciye etmez. Başka bir hangi husus anlatılacak? Ve enne duhurel mehabbeti zatiyye. Mehabbeti zatiyye. Mehabbet sevgi demektir. Allah-u Teala'yı sevmek iki şekilde izah edilir. Bu sevginin iki şeyi var, kısmı var. Bir, mehabbeti fiiliye vardır. Ne demek? Allah-u Teala sana verdiği için Allah-u Teala'yı seversin. Allah-u Teala verdiği için Allah-u Teala'yı sevenler vardır. Ne vermiş? Sağlık vermiş, onun için Allah'ı seviyor. Sevmeyen de var. Yani Allah sağlık verdiği halde Allah-u Teala'yı sevmeyen de var, o ayrı. Ama Mevla'yı fiilinden dolayı sevenler var. Allah nimet vermiş, servet vermiş, Allah-u Teala'yı seviyor. Başka uzun gider. Bu mehabbeti fiiliye. Yani burada aslında derin düşündüğün zaman kişi Mevla'yı değil, nefsini seviyor. Onun için Mevla verdiği zaman sevinir. Mevla aldığı zaman da küser, kızar, köpürür, küplere biner alınca. Ama mehabbeti zatiye var. Allah-u Teala'yı Allah-u Teala'nın zatından dolayı seviyor. Zatından dolayı seviyor. O zaman o kişi Allah-u Teala ona verdiğinde ne kadar sever ve sevinir, Allah-u Teala aldığı zamanda da o kadar sever ve sevinir. Çünkü Mevla'ya olan sevgisi Allah-u Teala'nın kendisine vermesi, almasıyla bağlantılı değil ki. Mevla'nın zatıyla bağlı. Evet, mehabbeti zatiye yestelzimu gerektirir istiva el ilami vel inami. Yani ilam elem vermek, acı vermek, inam nimet vermek, ikram etmek, ikisinin musavi olmasını gerektirir. Minel mahbubi sevilen, yani Allah-u Teala'yı zatından dolayı seven bir insana Allah-u Teala elem verdiği zamanda da, inam ettiği zamanda da onun için durum aynı olur. Aynı olur. Mektupta, çok mektuplarda geçer. Yani Mevla'nın musibetinden zevk alır. Mesela bunlar büyük makamlar. Vel fark beyne ibadetil mukarrabin ve ibadetil ebrar. Bir diğer husus şu, yani Allah-u Teala'ya çok yaklaştırılmış kulların kulluğu ile ebrar, iyi insanlar, böyle işte dinine, diyanetine bağlı, muttaki gibi görünen insanların ibadetlerinin farkı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ve küntüm ezvacen selase, üç sınıf olacaksınız. Birisi cehennemlikler, ebedi yani kafirler. İkisi cennetlikler. Cennetlikler iki sınıf olacak. Birisi ashab-ı yemin, diğeri sabikun.
İkisi de cennetlik. Yani ikisi de cennete ulaşmış. Nasıl ulaşmış? İşte iman ve ibadetiyle. Peki daha niye o iki fırka oldu onlar? Cennetlikler, cehennemlikler buyurulsa. İnsanla ve küntüm ezvacen selaseten. Üç sınıf olacaksınız diyor Cenab-ı Hak. Bir, cehennemlikler, kafirler. İki, cennetlik müminler. Yani ashab-ı şimal kafirler. Ashab-ı yemin müminler. Başka? Bir de sabikun, mukarrabun. Onlar ne oluyor yani? Öbürler de cennetlik, bunlar da cennetlik. İşte aralarda fark var. Fark nedir? İşte onu anlatacak. Evet, başka? وَكَدَا بَيْنَ الْاَوْلِيَاءِ الْمُسْتَهْلِك۪ينَ وَبَيْنَ الْاَوْلِيَاءِ الْمَرْجُع۪ينَ اِلٰى دَعْوَةِ الْخَلْقِ Bir hususta anlatılacak ki o da bu az önce söylenenin devamı ve tamamı. Allah-u Teala'ya vasıl olmuş, orada erimiş, kalmış. Yani seyri ilallahı yapmış. Fakat orada kalmış olan veliler var. Kendisini kurtarmış, kendisi kazanmış. Ama başkasına faydası olmayan veliler. Lakin bir de var ki kendisi Mevla'ya gitmiş, Mevla'ya vasıl olmuş. Sonra döndürülmüş geriye, indirilmiş aşağıya, seyri anillah, seyri fil eşya yapmış. İnsanları da Mevla'ya isal ediyor, ulaştırıyor. İşte bu velilerin şeyi. Şimdi bayağı okuduk, vakit de tamamdır. Başlayalım mektuba birkaç satır okuyayım. Sellemekumullahu subhanehu ve afakum. Allahu Teala sizlere ve bizlere selamet versin ve afiyetlendirsin. Bi hurmeti seyyidil murselin, peygamberlerin efendisi hurmetine, aleyhi ve ala alihi as-salavat ve teslimat. Ona ve onun haline salatlar ve selamlar olsun. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Beraber olacaktır. Fe tuba, müjdeler olsun limen, o kimseye ki lem yebka, kalmadı li kalbihi, kalbi için hub. Burada lem yubki diyelim. Lem yubki, bırakmadı li kalbihi, kalbinde hubben, sevgi. Bırakmayan. Yani kalp sevgi doluyor. İnsan yaşadıkça doluyor. Baktığın, duyduğun, gördükçe insanın kalbi doluyor. Sonra başlıyor kalbinin boşaltmaya. Boşalta boşalta kalbinde bir tane sevgi bırakmayan, evet, illa maallah subhane. Allah ancak Mevla ile beraberlik kalbinde bırakana ne mutlu. Subhane. Velem yulit, murad etmedi, illa vecehu teala ve tekaddes, tek Mevla'yı, Mevla'nın veçini, Zat-ı Pak Subhanesini murad eden, işte ona ne mutlu. Feekun huve maallah celle sultanuhu, işte o Mevla celle sultanuhu ile beraber olur. Ve inkâne fî zâhirihi ma'al halk, bedeniyle, zahir beden demektir. Bedeniyle toplum içinde olsa bile, ma'al halk, veştegale bihim, onlarla meşgul olsa, işiyle meşgul olsa, bakarsınız ki tarlasında, ticarethanesinde, büyük Şeyh Efendi Es-Seyyid Mustafa İsmet Garibullah Kaddesallahu Sirruhu Efendimiz Osmanlı Devleti'nde devlet memuruydu. Mahkemede zannediyorum zabıt katibiydi. Yani mahkemelerdeki işte konuşmalar, diyelim hakim soruyor, oradaki mazlum, yargılanan kişi cevap veriyor, işte o soruyor, o cevap, oralardaki konuşmaları deftere kaydetmek. Zabıt katibi. Evet. Böyle bir vazifesi var. Devlet memuruydu yani. Ama bak, bedeniyle işinde, ama gönlüyle eşinde. Evet. Abi orada bırakıyorum. Veştegale bihim sureten. İşte ve huve bu durum şe'nus sufiyyi el kâin el bâin. İşte kâin ve bâin olan sofinin durumu budur, böyle olmalıdır sofi. Evet. Ey el kâini maallah subhane,
batınen yani ruhuyla, kalbiyle, Mevla ile beraber olan vel ba'ini minel halki hakikaten yani hakikatıyla efendim mahlukattan uzak olan ev diye devam ediyor. Orada bırakayım. Şimdi Risale-i Kutsiye'de duada devamlı okunan bir şey vardır. Hani diyoruz ya orada cümlemi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bir cümle sünnet-i seniyyesini ihyaya malik. Raf'an bid'ate salik. Sivallahi bilen halik. Sırrı temme vecullaha malik eyle. İşte bu Risale-i Kutsiye'den bir beyttir. Onu ben kısaca okuyayım. Evet. Sayfa 79'un sonunda buyuruyor. Olurlar sünneti ihyaya malik. Yani Mevla'nın dostları sünneti ihyaya malik olurlar, sahip olurlar. Bu işe bakarlar. Sünneti ihyaya kendi şahıslarında, kendi özlerinde ve etraflarında sünneti diriltmeye, insanları sünnet-i seniye üzere yaşamaya çalışırlar. Olurlar raf'i bid'ate salik. Yani bid'ati kaldırıp atma yoluna girici olurlar. Mevla'nın dostları sünneti ihya eder ki sünnetin düşmanı, zıttı bid'attir. Bid'atı ne yapar? Kaldırıp atar. Evet, o yola sülük ederler. Sivallahi bilurler cümle halik. Mevla'dan başka her şeyin halik olduğunu bilirler ki işte o ayet kelimeler de bunu anlatıyor. Olurlar sırrı semme vecullaha malik. Semme vecullah sırrına malik olurlar. Yani semme vecullah. Allah-u Teala'nın rızası, Cenab-ı Hakk'ın vecihi oradadır, sırrına malik olurlar. Yani devamlı Mevla ile beraber olurlar. Bu zatlarla aziz Hakk'a gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Takabbelallah, barikallah, ilâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve şâihina kâfeh ve ilâ ruhu ruhina efendi babamız ve ilâ ruhu şeyhina ve hâdina ilallah el-hâc Mahmud el-Fâsı ve ilâ ruhu şeyhina el-hâc Hasanef el-Fâsı ve ilâ ruhan üstadina el-Fikri efendi-Fâsı velhamdillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد